Cumhur İttifakı'nı anlamak için mangal gibi yürek, kükreyen bir vicdan olmalıdır. Zillet ittifakında ne yürek ne de vicdan vardır. Zilletin yazar, çizer ve uyduruk köşe yazarları kiralıktır. Kalemlerini muayyen bir bedel üzerinden çoktan satmışlardır. Zillet siyasi hülledir. Siyasi hezimettir. Ziyan olmuş ve zehirlenmiş bir ortaklıktır. Hep bildik yüzler. Hep aynı simalar, hep malum zihniyetler sürekli beka söyleminin tutmadığını söylüyorlar. Bekayı bilmiyorlar ki tutup tutmadığını anlasınlar. Bekayı özümsemiyorlar ki milletteki karşılığını fark edebilsinler. Bunlar gafildir, bunlar cahildir, bunlar nankördür. Milli bekanın tutup tutmadığını öğrenmek için tarihe dönüp baksınlar. Milli bekanın var olup olmadığını görebilmek için Türkiye'nin içine düştüğü vahşi ve vahim tehdit sürecine dikkat etsinler. Beka anket konusu değildir. Beka polemik konusu değildir. Beka dedikodu malzemesi hiç değildir. Beka kadar güçlüyüz, beka kadar varız, beka kadar güvenliyiz, beka kadar bağımsızız. Beka olmadan Kastamonu olur mu? Beka olmadan devleti ebed müddet, milleti ebed müddet yaşar mı? Terör varsa beka sorunu da vardır. Bölücülük tehlikesi varsa beka meselesi ağırdır. 15 Temmuz gecesi ne çabuk unutuldu. Şerefsiz FETÖ'cülerin işgal teşebbüsü hangi ara hafızalardan silindi? Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti nasıl görmezden gelindi? 15 Temmuz'a tiyatro, senaryo diyen reziller BK'yı bilmez. YPK bize mi saldıracak diyen köksüzler BK'yı kabullenemez. Kürdistan'da kazanıp Batı'da AK Parti ile MHP'yi kaybettireceğiz diyen hainler ve bunlarla kucaklaşan işbirlikçiler BK'yı itiraf edemez. Serv hayranları, Mondros hizmetkarları, müstevli postalların meraklısı, ruhsuzlar, kimliksizler, bekaya değil, belaya çanak tutan Türkiye düşmanlarıdır. Bekanın tutup tutmadığını araştıran kansızlar, düşmanın içimizdeki uzantılarıdır. Nereden çıktı bu beka diyenler? Gitsinler, aynadaki işbirlikçi suratlarına baksınlar. Beka Türklüğün varoluşudur. Beka Türkiye'nin istikbalidir. Beka tutmadıysa Türk milleti bir adım ileri gidemez. Bunların gerçek temelleri de budur. Zillet ittifakının hesap ve beklentisi de bu yöndedir. Ama bunların hesaplarını başlarına geçireceğiz.